Mehdi'nin olmaması İslam alemini bu hale getiriyor. Özellikle bunu söyleyecek. Evet. Müslümanların başının olmaması bunu meydana getiriyor. Başsız Müslüman, beyin olmamış oluyor o zaman başında. Beyin olmayan bir beden olmuş oluyor. O zaman anarşi meydana geliyor vücutta. Vücut kendi kendini yemeye başlıyor. Şimdi o filmi seyretmeyen kimse kalmaz dünyada. Yani hepsi seyreder. Profesörü, doktoru bilmem neyi falan. Kimsenin kale almayacağı bir filmi dünyanın en ünlü filmi haline getirdiler. Çünkü başlarında adam yok. Başlarında insan yok. Başlarında Mehdi yok. Mehdi'yi öldürdük diyorlar. Mezara koyduk diyorlar. İsa Mesih'i de bak başarı edememişler. Onu da öldürdük diyor. O da öldü diyorlar. O da mezarda diyorlar. Bunların istediği Mehdi de ikisi de mezarda. İsa Mesih'i de mezarda olarak kabul seviyorlar. Canlı olarak istemiyorlar karşılarında. Mehdi'yi de istemiyor canlı olarak. Mezarda olursa kabul ediyorlar. Şiiler de ne yapıyorlar? O da kuyunun içinde diyor. Kuyunun içinde. Ne ona soruyor diyor. Kuyudan çıkıyor işte görüntü olarak evlere geliyor diyor. Işık olarak geliyor diyor. Ses olarak geliyor diyor. Beden olarak istemiyorlar. Hep ittifak halindeler. Mesela Cübbeli 300 yıl sonra gelsin diyor. Öbürü de geç kaldı diyor. İsmail Mutlu. Geçiyorlar. Yazar İsmail Mutlu'nun Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkındaki yanılgıları 2. bölüm. Bunu diyeyim. Mehdi, bir yere tutulsun. Mehdi geç kaldı. Eğer gelecektiyse şimdiye kadar ne bekliyor? Artık dünya İslam'a koşuyor. Güzel şeyler yaşanıyor. Mehdi bence geç kaldı. Ya geçti. Biz görmedik. Kıyamet kopması lazımdı. Kopmadı. Ya geç kaldı. Bir daha gelmesin. Peki, herkes bir Mehdi olsun. Teşekkür ediyorum. Bak. Ehl-i sünnetim diyor, alemim diyor, Bediüzzaman talebesim diyor, Risale-i Nur satışı yapıyor bu adam. Risale-i Nur külliyatını su gibi bildiğimi söylüyor. Mehdi konusuna bakış açısı alaycı, küçümser ve kale almayan bir kafada kendince.